Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavada su böreğine emsal gerçekten çok lezzetli bir börek tarifi paylaşacağım. Umarım sizler de bu böreği benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Böreğin yapımı için yoğurma kasesinin içerisine 2 adet büyük boy yumurta, 200 milimlik bardak ölçüsü 1 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra malzemeleri iyice çırpıyorum. Tuz tamamen çözülene kadar malzemeleri çırptıktan sonra içerisine unu ilave edip son olarak da yarım paket kabartma tozunu ilave ediyorum. İlk etapta iki su bardağı yine 200 binlik bardak ölçüsü un ilave edip kabartma tozunu da ilave ettikten sonra yoğurmaya başlıyorum. Üçüncü bardak unu da yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Lütfen sizler de unu yavaş yavaş ilave etmeye özen gösterin. Çünkü un miktarı mutlaka Unun cinsine, markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterecektir. Evet, hamuru bir miktar toparladıktan sonra geri kalan un miktarını tezgahta hem hamura yedirip hem de yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 3 su bardağından bir parmak eksik un kullandım. Eğer börekli un kullanırsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Gördüğünüz üzere hamuru toparladım. Şimdi hamuru silindir hale getiriyorum ve 5 eşit parçaya ayırıyorum. Parçalara ayırmış olduğum hamurları bezeler haline getirdikten sonra un serpmiş olduğum bir kabın içerisine alıyorum ve üzerini örterek yaklaşık 15-20 dakika kadar hamurun kendini salması için dinlendiriyorum. Hamurun kolay açılabilmesi için mutlaka iyi bir şekilde dinlendirmek gerekiyor. Üzerine de un serptikten sonra mutlaka 20 dakika kadar dinlendirelim. Hamuru açmadan önce 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı ve 1 çay kaşığı tuzu bir kaseye alıyorum ve tuz eriyene kadar bu karışımı iyice çırptıktan sonra içerisine bir şişe maden suyu ilave ediyorum. Evet, sosumuz artık hazır. Şimdi hızlıca hamurları açmaya başlayabiliriz. 20 dakikanın sonunda tezgaha bir miktar un serpiyorum ve bir bezeyi tezgaha. Aldıktan sonra üstüne de biraz un serpiştirip elimle yassıladıktan sonra artık açmaya başlıyorum. Hamur oldukça güzel bir dokuya sahip ve çok kolay bir şekilde açılıyor. Çok fazla da un gerektirmiyor. Lütfen sizler de gerekmedikçe un ilavesi yapmayın ki hamurun dokusu bozulmasın. Sert bir hamur olmasın. Evet sizlerle birlikte ilk bezeyi olabildiğince ince bir şekilde açtıktan sonra artık tavaya yerleştiriyorum. Evet hamurum istediğim inceliğe geldi. Bakın bu şekilde açmanız yeterli olacak. Bir miktar daha büyüttükten sonra balık tavası ya da börek tavası olarak adlandırdığımız tavaya bir miktar tereyağı sürüyorum ve ilk yufkayı sizlerle birlikte tavaya yerleştiriyorum. Tavanın her yerini güzelce yağladıktan sonra içerisine yufkayı oklava yardımıyla seriyorum. Biraz kırışık bir görüntü verdikten sonra üzerine bolca sos döküyorum ve hazırlamış olduğum peynirle maydanoz karışımını da üzerine yerleştiriyorum. Hazırladığım sostan her kata bol bol olacak şekilde döktüm. Sizler de görüyorsunuz. Fırça yardımıyla da her yerine değdiğinden emin olduktan sonra 3 adet peynir karışımı ve bolca maydanozu içerisine ilave ediyorum. Hızlıca geriye kalan 4 adet yufkayı da açıyorum ve her katta az önce gösterdiğim işlemleri yapmaya devam ediyorum. Evet bir adet yufkayı daha sizlerle birlikte açtım. Açmış olduğum yufkayı yakından sizlere incelik olarak göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere çok fazla un da kullanmadım. Yine tekrarlamak istiyorum. Çok fazla un hamurun dokusunu bozar ve istediğiniz sonucu alamazsınız. Şimdi açmış olduğum yufkayı yine aynı şekilde oklava yardımıyla tavanın üzerine yerleştiriyorum. Bol sos ve peynir ilavesinden sonra hızlıca son aşamaya gelmek istiyorum. Evet bütün katları yapmayı sizlerle paylaşıp sizleri sıkmak istemiyorum. Şimdi diğer katları ben hazırladıktan sonra son katı sizlerle birlikte hazırlayıp böreğin pişim aşamasına geçmek istiyorum. Evet son kat yufkayı da yerleştirdikten sonra üzerine düzeltiyorum. Yanlarını da düzenledikten sonra geriye kalan sosun tamamını böreğin üzerine döküyorum ve böreği ocağa alıyorum. Ben küçük bir spatula ile gördüğünüz gibi yan taraflarını da düzenledim ve sosun alta akmasını sağladım. Lütfen sizler de bu şekilde yapmayı ihmal etmeyin. Böreği pişirirken tavayı en küçük ocağa alıyorum ve tamamen kısıktan sonra böreği çevire çevire pişiriyorum. Aynı noktada sadece ortasından pişirmiyorum ki börek ortadan pişip yanlardan çiğ kalmasın. Üzerine de Geriye kalan sosu tamamen boşaltıyorum ve üstünü kapatacak bir kapak ya da bir tepsi örttükten sonra böreği pişmeye bırakıyorum. 10 dakika sonra sizlerle paylaşmak istedim. Bakın çok güzel bir şekilde kabarmaya başladı ve gördüğünüz o eklediğiniz sos kaynayarak hamuru pişirmeye başladı. Yani böreğimiz su böreği formunda olacak tamamen. Şöyle yakınlarında sizlere göstermek istedim. Börek bu şekilde hem kabaracak hem de çevire çevire her tarafını güzelce kızartacağız. Evet 20 dakikanın sonunda da börek tamamen bu hale geliyor. Gördüğünüz gibi sarardı ve tamamen de kabardı. Şimdi altına bir spatula yardımıyla kontrol edeceğim. Eğer istediğim boyutta kızarmış ise sizlerle birlikte çevireceğim. Evet 20 dakikanın sonunda istediğim kadar kızaran böreği kapak yardımıyla ters düz ediyorum. Sizler lütfen kontrollü bir şekilde pişirmeye dikkat edin. Süre her zaman değişkenlik gösterecektir. Evet gördüğünüz üzere böreği ters düz ediyorum ve diğer tarafını da iyice kızarttıktan sonra sizlerle birlikte iç dokusunu test etmek istiyorum. Yaklaşık 35-40 dakika içerisinde böreğin her iki tarafı da nar gibi kızardı ve içi tamamen pişti. Çünkü böreğimiz kabara kabara pişiyor. Pişen böreği bir telin üzerine alıyorum ve ılık bir hale gelene kadar bu şekilde bekletiyorum. Ilık hale gelen böreği bıçak yardımıyla keserek sizlerle birlikte pişmişliğini kontrol ediyorum. Umarım bu lezzetli börek tarifini dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.